TÜİK'in de eski başkanı. Siz efendim Twitter hesabınızda sahibinden.com'la Betam merkezin bir arada yürüttüğü bir konut araştırmasının grafiklerini ve sonuçlarını paylaştınız. Şimdi burada da konuşuyoruz. Bir konut krizi ve kira krizi olduğu muhakkak, artık bunu biliyoruz. Kampanya şu ana kadar 70 bin imzaya ulaştı, kiracı hareketi. Biz niye bunu yaşıyoruz ve gerçekten bunun çözümü nerede? Evet, bunu niye yaşıyoruz? Şimdi normalde bir fiyat artışını belirleyen faktör herhangi bir mal ve hizmette olduğu gibi kirada da öyledir. Ya arz talep dengesinde bir bozulma olmuştur ya da maliyetler artmıştır. Şimdi burada İsmail Sesinizi Bey... Sesinizi biraz açabilir miyiz efendim? Sesinizi... Ha öyle mi? Tamam peki. Sesim gelmiyor mu? Şimdi duyuyoruz efendim. Sizden değilmiş sorun, evet. Anlaşıldı. Dinliyoruz tamam. Efendim. Şimdi burada biraz söylediğimi tekrarlayayım ben daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi bir mal ve hizmetin fiyatı niye artar? Arz talep dengesinde bir bozulma olmuştur. Talep arzdan fazladır. Bundan dolayı bir fiyat artışı olur. Veyahut maliyetler artmıştır. Bundan dolayı bir fiyat artışı olur. Şimdi konutta biraz önce İsmail Bey orada arz ve talep yani konutların inşasına ilişkin bilgiler verdi. Şimdi aslında... Bence olaya şöyle bakmalıyız. Türkiye'de bir konut açığı yok. Türkiye'de konut arz fazlası var. Hem de bayağı var. Bu fiyattan yükselmesi konut arzının azlığından kaynaklanmıyor. Yani yıllardan beri tam tersine biz inşaata, ranta çok büyük para aktardık. Zaten ülke ekonomisinde de sıkıntıları biraz ondan yaşıyoruz. Şimdi size bazı örnekler vereceğim. Meselenin bu boyutta olmadığını, yani sebebinin bu olmadığını göstermek için. Şimdi niye artıyor? Şimdi biz, siz de söylediniz, şeye baktık. Betam'la sahibinden.com'un yaptığı çalışmayı biz biraz analiz ettik. Ve oradan ben 2-3 gün önce de bir tweet yayınladım. Bir tweet attım. Ve oradaki dikkat çeken noktaları söyledim. Şimdi bu araştırmayı kullanarak biz bir analiz yaptık. Şu anda ben bu program için de bu analizi biraz daha genişlettik. 50 ilin verisini aldık biz. Bu 50 ilin toplam nüfus içindeki payı %90. Yani Türkiye nüfusunun %90'ını kapsayan 50 ilin verisini aldık. Ve buradaki yıllık kira artışlarını ve satış fiyatlarındaki artışları çıkardık. Kira artışları şöyle söyleyeyim. Ağustos ayında sadece kira artışı bu 50 ilin ortalaması %32. %32 fiyat artmış bu 50 ilin ortalamasında. Buradaki yıllık olarak da yani Ağustos olarak baktığımızda yıllık olarak da artış %29. Satış fiyatlarındaki artış da yıllık olarak %38. Şimdi TÜİK'in açıkladığı kira şeyine kadar artışı %11. TÜİK geçen yılda Ağustos ayında yıllık kira artışını %11 açıklamış. Bu yılda %11 açıklamış. Şimdi TÜİK'in açıkladığı fiyat kiralardaki artışlarla, kira artışlarıyla gerçek kira artışlarının hiçbir ilgisi yok. Gene bunu bir tespit edelim. Bu bir taraf, bunu ayrı olarak konuşuruz. Şimdi bu önemli bir şey. Altını çizmek isterim. Sayın Aydemir, bu söylediğinizin Sayın Aydemir, bu söylediğinizin altını çizelim. TÜİK bildiğiniz yanlış bilgi veriyor burada. Siz de eski başkanısınız. Yani bakar mısınız ne kadar büyük bir fark var? TÜİK'in buyurun. Bu kiraları neden aldığı tartışmasını ayrı yapalım. Ama TÜİK'in açıkladığı kira artışıyla gerçek kira artışı yaklaşık 3 kat daha fazla. 3 kat daha fazla. Şimdi niye artıyor? Bu artışın birkaç sebebi var. Birincisi inşaat maliyetleri çok artıyor. İnşaat maliyetleri mesela Ağustos ayında yıllık %45 arttı ortalamada. Demirdeki artış yıllık %100'lerin üzerinde. Hatta %150'ye varan mesela demirde bir artış var. Ama ortalama inşaat maliyetindeki artış %45. Şimdi siz inşaat maliyetleri arttıkça satış fiyatları da artıyor. Satan evlerini satan insanlar, müteahhitler ya ev sahipleri, özellikle müteahhitler yeni evler açısından her yıl ortalama 1.3 milyon ev satılıyor. Ve burada yapım maliyetini dikkate alarak aslında bu inşaatı tekrar bu evi kaç liraya yaparım diye düşünüyor ve satış fiyatını ona göre belirliyor. Adam diyelim maliyeti 1 milyona mal olduysa bunu tekrar yapsam kaça mal olur diyor. İşte 2 milyon diyor ve 2 milyon üzerinden satıyor. Çünkü doğal olarak çünkü onu sattığında tekrar yapacak. Dolayısıyla satış fiyatları son 2 yılda inanılmaz derecede arttı. Şimdi
kira ile satış fiyatları arasında bir ilişki vardır Özlem Hanım. Bu kirayı alıp bu evler alan insanların hepsi evlerinde oturmak için almaz. Kimisi bunu alıp yatırım amaçlı ve kiraya vermek için de alırlar. Şimdi bu ilişki nedir? Yani sizin bu bir yatırım olarak düşündüğünüzde sizin bu eve ödediğiniz paranın normal olarak işte belli bir süre zarfında geri ödenmesini beklersiniz. O parayı almanız beklersiniz. Bu Türkiye'de ne kadar? Türkiye'de zaten bir sorun var. Evlerin satış fiyatıyla elde edilen kira geliri arasında büyük bir orantısızlık var. Türkiye'de ortalama 20 ile 25 yıldır. Yani ama bu Batı ülkelerinde bu aslında 8 ile 12 yıl arasındadır. Şimdi fiyat arttığında evin satış fiyatı arttığında bu orantısızlık daha da arttı. Çok daha yükseldi. Yani siz bir ev alıyorsunuz, kira veriyorsanız 30 yıldan daha fazla da geri almanız gerekecek. Dolayısıyla ev sahipleri kiraları artırıyorlar. Biraz önce İsmail Bey söyledi, çok doğru. Ben Ankara'da bile bir ev çıkın, bir ev kiraya verilsin, en az %80 artış var. En az %80 artış var. Hatta %100 artışlar var. Bu özellikle yeni evlerin, yani kiracı çıktığında o ev tekrar kiraya verildiğinde artış %80'den, %100'den daha aşağı değil. Sebep? Evlerin fiyatları arttı. Neden? Peki evlerin fiyatları niye arttı? Evet. Evlerin fiyatlarının artmasına sebep bir numaralı şey maliyet artışı. Maliyet artışı. Bunu asla unutmayalım. Maliyet artmasındaki sebep ne Özlem Hanım? Ondadaki bir numaralı sebep dolar kurundaki artış. Bizde Türkiye'de dolar kurunda bir artış olduğunda TL değer kaybettiğinde inanın iğneden ipliğe her şeye zam gelir, artar. Dolayısıyla bunu insanlar belki ilk anda bunu fark etmeyebilir ama bu gerçekten yıllardan beri bu böyledir Türkiye ekonomisinde. Sizin dolar kurundaki artış gelir bir müddet sonra bütün sizin mal ve hizmetlerinize yansır bu. Aslında sebep, kira artışlarındaki sebep biri bu. Bir diğeri ne? Ev sahipleri de satın alma güçleri çok düştü. Bütün insanın satın alma gücü çok düştü. Dolayısıyla ev sahibi de geçimini sağlıyor. Belki kira geliriyle geçinen insanlar var. Hepsi rantiyer veya büyük böyle kira geliri elde eden insanlar değil. İşlerinde kira, evini kiraya verip onunla geçinen bir sürü insan da var. Bu insanların satın alma gücü düştü. Satın alma gücü düşünce ne yapacak? Geçimini sağladığı o konutun kirasını artıracak. Yani buradaki artış doğal olarak satın alma gücündeki kaybını telafi etmek için ev sahibinin istediği bir artış. Ve ben sonuç olarak Özlem Hanım buradaki artışların talepnin fazlalığı arzın azlığından daha ziyade maliyet artışlı ve insanların satın alma gücündeki düşmelerden dolayı kaynaklanan bir artış olduğunu düşünüyorum. Bakın size İstanbul'da İsmail Bey örnek verdi. Onu aslında biraz daha somutlaştırayım. Bu bizim yaptığımız çalışmada o Betam'la sahibinden komundakinde İstanbul'daki bir yıllık kira artışı Ağustos ayındaki %63. 2 yıl içinde, son 2 yılda İstanbul'daki kira artışı %90. %90. İstanbul'da kira artışı diğer illeri 2'ye katlıyor. Yani İstanbul bu açıdan da çok daha kira artışı yönünden çok fazla artışların olduğu, hakikaten insanların bu kiraları nasıl ödeyerek orada yaşadıkları da başka bir sorun. Öğrenciler de dar gelirli insanlar hakikaten artık bu kiraları ödeyemez hale geldi. Çözümü ne özet bunun? Olarak, Sayın Aydemir, çözümü ne bunun? Yani siz aynı zamanda bir maliyecisiniz. Çalışma ve Sosyal evet. Bakanlığı'nda müsteşarlık yaptınız, TÜİK'in başkanlığını yaptınız. Buradan nasıl çıkılacak? Yani insanlar borç vergisi diye bir öneri var. İbrahim Kahveci'nin önerisi. Buna nasıl bakıyorsunuz borç vergisi? Efendim? Borç vergisi fikrine nasıl bakıyorsunuz? Çözüm için boş ev, 1.8 milyon boş ev olduğu söyleniyor İstanbul'da. Onu gösteriyor bu rakamlar. Boş ev vergisine sıcak bakıyor musunuz? Ben İstanbul'da 1.8 milyon boş ev verdiğini düşünmüyorum. O verilerin yani o veriler hesaplamak çok zor. Yani öyle çünkü bir evin yapımı, satımı, ona zaman süreleri var, onları hesaplamak lazım. Ben İstanbul'da 1.8 milyon boş ev verdiğini düşünmüyorum. Böyle bir veriye inanmıyorum. Şimdi boş evin hatırlarsanız geçen yıl Haziran Temmuz ayında bir konut kredilerinde inanılmaz bir düşüş yapıldı. Ve özellikle kamu bankaları çok düşük faize, yıllık %6-7'ye şey verdiler, konut kredisi verdiler faizle, yıllık %6-7 ile. O ara hatırlıyor musunuz fiyatların ne kadar arttığını? Ben size söyleyeyim, en az %30 arttı fiyatlar, satış fiyatları evlerin. En az %30 arttı.
Peki bu evlerin satış fiyatı artıyorken, insanlar daha pahalı ev alıyorken, bunları kiraya verenlerin bu kiralar arttırmayacağını mı düşünüyoruz biz? Böyle bir şey var mı? Hayır. Tabii ki arttıracaklar. Şimdi bunun çözümü ne? Bunun çözümü maliyetleri